Bu gömleğim bana küçük geliyor galiba ya. Benim bunu <laughs> kıvırmam <gülüyor> gerekecek. Böyle bir şey Tekledim olamaz. Benim bana yani. dar geliyor. Gerçekten. <laughs> Selamlar, sevgiler fantastik severler. Ben fantastik sever bey. Galiba az önce ışığım tekledi. Bu videoya çıktıysa gerçekten artık inler cinler yakalıyoruz demektir. Yanımda Baychowski var bugün. Kendisiyle Kenobi, benim Kenobi demek istediğim e, Obi-Wan Kenobi dizisinin e, ilk bölümünü konuşacağız. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifleriniz yerinde mi? Ee, sevgili misafirim Bayçe Misafirim de denmez bu arada. Çünkü yani kanalın %80'inde %90'ında varsın artık. E, ee, İyiyim. Sen Çok desin. keyifliyim. Hı -hı. Obi Wan Kenobi dizisini konuşmaya geldim buraya. Güzel. Sen birinci bölümü izledin sadece. Ben ilk iki bölümü izledim. İlk iki bölüm çıktığı için. Ee, bu bölüm sadece birinci bölümden spoiler içerecektir. Ee, kendi riskinizi alarak ne olur girin. <laughs> Ay ben bir ara, ben bir ara. Bunu he, Late Night Asbel'de dedim ya. Şey, Çeşitli konularım vardı unuttum diye. Bir ara YouTube no. yorumları hakkında şikayet yapmak istiyorum. Çok ilginç yorumlar aklına. geliyor. Evet evet. Çünkü hani bir kitap hakkında muhabbet yapmışım. Yani kesin eminim videoda bahsettiğim bir konu e, var. hani O konunun aynısı soru olarak gelmiş yorumlara. Ben de kibarca cevaplamışım ama üç ayrı kişi aynı soruyu atmış. Yani yorumlara baksan zaten cevabı duruyor. Bilmiyorum böyle çok ilginç. Yani bununla alakalı bir yerde yakınmam lazım ve yakındım şu anda. Ee, ama yani daha detaylı da yakınırım daha sonra. Kötü yorumları okuyoruz. LNH'lerde. Eh aynen. Çok da negatif içerik yapmayalım da. Kimsenin canını sıkmaya gerek yok kötü zamanlarda. Kötü zamanlar demişken Dark Times idi. Benim sana defalarca bahsettiğim ee, Obi-Wan has PTSD videosunun adı. Güzel onu da izleyeceğim. Ee, bunu zaten bahsetmemin sebebi şu bence izlemişsindir. Ben sana kesin atmışımdır o videoyu. Obi-Wan bir atlayarak gideceğim biraz ama sonra hemen toparlayalım tekrar. En baştan başlarız bölüme. Obi-Wan has PTSD e, videosunda Obi-Wan Luke Luke Skywalker karakteriyle ilk buluştuğunda oturup da muhabbet ediyorlar ya. Senin babanı tanırdım. En cesur pilottu falan diye. E, hatırlıyorsun değil mi o sahneleri? Hatırlıyorum. E, o sahnelerde Alec Guinness dedim oyuncunun adı. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. E, Alec Guinness o kadar iyi oynuyor ki böyle her Dramatik sahnede S vere vere oynuyor. Ee, böyle ne denir ona? Hani sen gerçekten geçmişi hatırlayıp da anlatabiliyor muyum? O gücü hissedermiş gibi. İşte. Ee, ve çok güzel, çok yetenekli insanlar da o tarafa, tam o eslere pre -cool yaşanan olayları editlemişler. Hani çünkü e, videonun ha. Dark Times olması da şu yüzden güzel. O Bunker o bir şey diyor işte senin babanı tanırdım. Dünyanın en iyi savaş pilotuydu işte. E, savaş şeyi gösteriyor. Anakin'le beraber uçak sürmelerini gösteriyor. Çok iyi bir arkadaştı diyor. Arkadaşlıklarını gösteriyor vesaire. But those were before the dark times diyor. Bir anda böyle Anakin'in işte şey e, orduyla beraber yürümesini gösteriyor. Çocukları kesişini vesaire. Baya tatlı bir editti. E, aynısını keza aynısını değil işte benzerini burada da gördük. E, başlangıçtan başlayabiliriz o yüzden. ilk bölümün başı. Sen, şeyi sen eklemek nasıl? Istiyorum. Ekle. O S verdiği noktalarda sanırım şey de yapıyordu. Yüzünü çeviriyordu. Başka bir yere bakıyordu. Evet evet işte bahsettiğim o. Yani anlatabiliyor muyum? Gerçekten sanki geçmişi hatırlayıp acı duyuyormuş gibi oynuyor Alec Guinness orada. Ve çok güzel bir şekilde kesilip oralara, ay, aralara e, editlenmişti prequel sahneleri. E, benim çok hoşuma giden bir e, videodur. İşte iki tane, iki farklı şekilde ettim gördüm. Obi-Wan has PTSD ve Before the Dark Times diye. E, Before the Dark Times inanılmıyorsam daha iyi bir editti. E, bahsedeceğim şey şuydu bölümün ilkinde, ilk başındaki açılışla alakalı ne düşünüyorsun? Epey ben çok iyiydim. Hı, hı. E, prequel filmlerinden oluşan, ondaki sahnelerden oluşan, Obi-Wan'ın öğrencisiyle ve hocasıyla olan ilişkisinin bağını anlatan aynen, aynen. ve Star Wars daha önce izlememiş biri için diziye güzel bir giriş yapmasını sağlayan bir kolajdı yani güzeldi. Kesinlikle. Peki biraz garip olduğunu düşünmüyor musun? Garipti. Çünkü biraz yani hani Obi-Wan diye bir dizi açmışım ve sen bana üç tane yani altı filmden oluşan bir film serisinin son 3 filmini özet şeklinde gösteriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hani zaten ben bunu bilmeden girmem bu diziye. Hani ya şayet giren olursa diye göstermişler mi diyeceğim de Star Wars'un sen Star Wars'un bunu yapmasına gerek var mı ya? Hadi ben Marvel var. yapıyor da bunu bir tane röportajda işte Obi-Wan Kenobi dizisi yayınlandıktan sonra bir tane röportajda Hayden Christian'la e, Ewan McGregor tartışıyor. Diyorlar ki Star Wars fanları dünyadaki en iyi fanlardır diyorlar. Yani, en kemik fan kitlesidir diyorlar. İkisi de hani aa evet yani şey Strongly Agree, Strongly Disagree oyununu oynuyorlar. Strongly Agree diyor ikisi de. E, Kesinlikle katılıyorum diyor. Fakat şöyle bir durum var ki... E sonradan hani Star Trek'ten bahsediyorlar. Aa, Star Trek'te olabilir vesaire gibi. İşte Marvel peki diyor orada birisi ve diyorlar ki hayır Marvel'dan dik vesaire. E öyle de hani öyleyse niye böyle yaptınız? Yani bir yandan haklısınız. Hani Star Wars kitlesi eski çünkü gerçekten Star Trek kadar eski ve köklü. Ama ya yani neden o zaman girişte böyle bir hamle yaptınız? Yeni fanlar için mi? Çocuklar Mostum için mi? Anladım. Zaten Baby odayla almamış mıydı sonları? Yani nostalji tuzağı olduğunu düşünmüyorum ben. E değil, mi, değil mi? Yani o, o, zaten orası belli ediyor biraz. Ama işte bilmiyorum nereye gidecek o. Ya bana bana o kısımlar ilginç geldi. Bir yandan dediğin gibi ben de tam o çok ilginç hislerdeyim yani o sahneyle alakalı. Ben de diyorum ki ya bu sahne olsa da olurmuş, olmasa da olurmuş. Hani olmasa zaten biz bunları biliyoruz ama hatırlattığın iyi oldu. Bilmeyen de öğrenecek şimdi falan. Yani ama hiçbir şekilde emin olamıyorum. Koymuş, koydukları iyi mi olmuş, kötü mü olmuş. Bu arada ben izlemiş olsam da filmleri gerçekten şey hissettim. Evet ya bu adamla bunları yaşadı. Evet evet gerçekten gerçekten. Hadi devam edelim o zaman. Başka ne notum var? Obi Wan Kenobi yani de Ben Kenobi diyor sıralar. Aynen. Bir e, balık tezgahında çalışıyor. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Bilmiyorum aynen. buna ne denir? Balık tezgahı ne denir ki ona? Evet evet. E balık değilse de balık fabrikasında yani. çalışıyor. Evet evet. Ya o gerçi balıktı değil mi? kumsalda bir balık dev gösteriyor da. Onun evet, somona benzeyen bir eti vardı. Balık olduğunu anlamak için o kadar uğraştım ki. Çünkü heykel zannettim ben onu son ana kadar. Diyorum ki ben bu bir heykel mi? zannettim. Evet evet heykel mi, kaya mı? Ee, buraya bir tane yaratık mı ölmüş? Öldüyse nasıl öyle dik durabiliyor? Çünkü organik form değil mi bu? Hani yumuşak yumuşak değil mi? Vesaire hiç anlamadım. Son an, sonra anlıyorsun ki. Evet bu bir hayvanmış. Ve o wan bunu kesmekte çok usta. Evet. Tasarımını epey beğendim. Hı hı. Gölgesine böyle bir yerleşimleri kurmuşlar gibi. Evet. Evet. Aynen. Ben de beğendim. Kesinlikle. Ben hatta ilk başta şey düşündüm. Ee, orada iskele iskele kurmuşlar ya bir tane iskeleye çıkıp da parça kesip inip di dilimliyorlar. Ee, Dedim ki acaba bu taştan bir heykel, demirden bir heykel onun parçalarını mı topluyor millet? Gibi hani öyle bir çıkarım yapmaya çalıştım. Ee, sonradan ortaya çıktı tabii. Ee, bu <laughs> bahsettiğim çıkarımların hepsi Uçan kamera, drone kamera dönerken oldu. Bu arada. E, drone hı. kamera çünkü o kar şeyin üzerinden dönüyor ya. Bu bir yaratığın üzerinden dönüyor ya. E, onun dışında ben konuyla alakalı başka bir şey söyleyeceğim yoksa şeyi atlayacağım. O bir başka bir şey robinin... söyleyeceğim. <laughs> Orada barcaları bitiyor ve paralarını almaya gidiyorlar. Aynen. İşte parasını alıyor. Aa bu yarısı kadar ama. patronla şey yapıyor. Da ya, daha çok fazla veriyor. Çok şey değil mi o ya? Cesicik alem var çok klişe art çok yavaşlatıyor. Hı, hmm, değil mi? Yani gerek var mıydı gerçekten? Gel, evet tamam, yarıya düş. Kesin yarıya düşmüş. Hani e, In Time evet, gibi yani, de değil. In Time'daki insanlar değilmiş. Aa. Aynen. In Time hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. In Time'da sürekli olarak zam geliyordu ve yarıya düşüyordu ya bunların zamları. Şey, e, maaşları. Hatırlıyor musun o sahneyi? Evet. E, orada ondan sonra şu ortaya çıkıyordu ki işte zenginlerin yaşayabilmesi için fakirlerin ölmesi gerekiyormuş. Fakirlerin ölmesi için de zam yapıyorlarmış sürekli. Hani dolayısıyla böyle bir kontekste oturuyordu Sam Zam sahneleri. Hani bu yüzden zam geliyor durmadan. Bu yüzden hani, insanlar ölsün diye yapıyorlar zamları çünkü hani para nakit eşit Burada öyle bir şey de yok yani hani orada en azından bu klişeyi bu mantıkla kullanıyorlardı. Durmadan zam geldiğini görüyordum. Burada niye zam geldi yani? Anladın geçinemiyor yani, musunuz? İmparatorluk size de zam yok. mı yapıyor yani? <laughs> Gerçekten. Ee, neyse ben orada şey düşündüm bir de. Obi-Wan Kenobi her seferinde bir parçalıp cebine koyuyor ya. Evet. Onu önce bir kere hayvanına götürdüğünü anlamadım. İkinci sahnede anladım. Ee, sen ilkinde anlamış mıydın? Ben ilkini anladım. Ee, hayvanın yanına gidiyor. Çok komik bir şekilde eli kadrajın altında kalıyor. Hani böyle şey oldum. Acaba evet, başka, başka bir yem mi veriyor? Hani o onu mu veriyor? Onu acaba ailesi yemeğe ulaşamayan adama mı verecek? Hani bir dilim almasına kızıyorlar mı kızmıyorlar mı? Çünkü çok kör göze parmak çok alıyor. alıyor çok açıktan alıyor Bir yandan da düşün, şey düşünüyorum böyle bur burada çıkarımlara gitsem mi hani çok ıı, açık açık çalışılan bir yerde kimse öyle hani o kadar natural bir şekilde o kadar doğal bir şekilde yapıyor ki o hamleyi kimse umursamaz. 150 acaba... kere yapmış belli ki. Aynen aynen acaba hani insanlar o, o yüzden mi fark etmiyor vesaire gibi düşünüyorum. Neyse ya, ilginç sonra gidip adama yardımcı da olmadı ya Hani ne zaman evet, yardımcı olmadı. olacak? Ne zaman yardımcı olacak? Jedi Code, Jedi Code diye bekledim olmadı. <laughs> Ondan sonra bölümün sonunda görüyoruz. Hayda yine Jedi Code. Evinin o kadrajdan çıktığı sahnede ben şey düşündüm. Yani de hep bunları biraz kötüye görüyorum. Hı -hı. O hayvanın ağzıyla nasıl bir şey yiyebileceğini çözememiş olabilirler. Değil mi? Değil mi? Evet. Olabilir bu arada. Haklı olabilirsin. Yani şey CGI, burasının CGI'ni yapmak ekstra uğraştıracak. Buraya adı pas geçelim tarzında bir, bir yöne gitmiş olabilirler. Hı hı. Ikea'da oradan bahsetmişken ben CGI notumuza da atlayayım mı? Olur tabii. Ee, bir sahnede işte o beslediği hayvana biniyor ve çölde gidiyor ya karakter. Çölde giderken e, yakın plana bir tane çöl faresi, faremsi yani faresi diyemeyeceğim. Çünkü çöl faremsi bir yaratık koymuşlar uzaktan da Obi-Wan Kenobi geliyor. Önce fareye fokusu sonra Obi-Wan Kenobi'ye fokuslanıyor kamera. O sahnede CGI göze batıyor. Yani süper göze batmıyor ama ne kadar diyeyim onun üzerinden sekizlik bir CGI. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ha, yani hala sen bunun CJ olduğunu fark edebiliyorsun. CJ'nin ne kadar üst düzey olsa da. Ve şunu düşündüm. Star Wars bu. Yani daha insanlığın başlangıcından beri kukla kullanıyorlar. Acaba burada kukla mı kullansaydınız? Basit bir tane. Çünkü e, inan kurmalı fare oyuncağına benzeyen bir yaratık geçse burada ben şey olmazdım. Nasıl olur ya? <laughs> bu resmen kukla falan demezdim. Star Wars'ta zaten bir şeyler kuklaya benziyor. Çünkü anlatabiliyor yani muyum? George Lucas'ın kendisi de. bir Gearhead olduğu için kötü CGI <laughs> bence Star Wars'a şeydir. İçkindir. Y'dir. <laughs> Anladım. <laughs> ya bence işte için öyle. Ona katılıyorum. Ama şeyde katılamıyorum yani yazık ki. E, bu filmde katılamıyorum çünkü Mandalorian'da da bunu çok güzel tutturmuşlardı. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Ne zaman işte? Evet diyeyim. hatırlıyorum. Hani uzaylı karakter olsa yüzü makyajlı vesaire vesaire. Hı, -hı. Öyle. E, CGI dışında bir yere daha atlayacaktım. Daha önceden. Ben deveye hayran kaldım aslında. Sanki şey diye düşündüm. Deve Burada gerçek güzel. bir deve var ve sadece yüzünü evet, değiştirmişler. Evet, evet. Ben de kesinlikle bunu düşündüm. Dedim ki kasten deveye yakın yapmışlar çünkü bu bir hani devedir artık. Yürüyüş falan evet. da deve yani. Ben de aynısını düşündüm. Ee, diğer geçeceğim konuyu hatırlamıyorum. O yüzden senin de CGI'da değinmek istediğin konu olan kumlara varacağım. Kumlar hakkında ne düşünüyorsun? Kumlar kötü görünüyor. Bazı yerler çok düzlük. Yani hiç çöl gibi değil. Sen niye bunları inceliyorsun peki? Kumları sevmedim. İlk Tatooine'den gittik yani. sevmedim. <laughs> 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 Tatooine'deki kumlar ama zaten ilginç. Tatooine tam böyle e, özellikle de yerleşim yerleri. Tam çöl değil ya. Tam kum değil ya. Böyle taş, taşlaşmış bir kum. Hani, Aynen. O yüzden belki Kerkit ki. Mi? Öyle mi deniyor? Deniz. Olabilir. Kerpit evler bilmiyor. var orada. Ha, evler için kerpiç diyorsun. Ben zemin için başka bir kelime kullandığını zannettim. E, kerpiç mi diyorsun? ondan Kerpiç diyorsun. Kerpiç deniyor. Kerpiç. Aynen. E, Elle sıvanmış ellere. Evlere. E, öyle. Kumlarla alakalı söyleyeceğim bu kadar. Başka ne maddemiz vardı? Aslında girişte Obi-Wan'ı da oradan görmüyoruz. Önce hı hı. bu İngiliz oyuncular gemileriyle evet. iniyorlar. O sahne epey Biz... uzun sürdü. Ben dedim ki evet. acaba Obi-Wan'ı görmeden önce Darth Vader görür müyüz, bu dizide? Ama öyle olmadı. Ben o kadar ileri gideceklerini düşünmedim. Ya şey, şeye kadar kandırdı beni. İşte buralarda bir Jedi var. Ona evet. yardım etmişsiniz. Evet. Bir şey yapmışsınız. Ama sonra evet. o Jedi başka bir Jedi çıkıyor. Evet evet. O baya güzel. Baya tatlı o. Hani aa diyorsun şey ne olacak nereye yaparacak vesaire. Ya dur okey. Ay bu sahneleri konuştukça aklıma geldi bu arada. Öncelikle benim birinci derdim şu. Açılış sayısı ile alakalı. Bu bu karakterler direkt olarak e, oyundan geliyor değil mi? Oyunun adı neydi? Jedi Fallen Order'dan geliyor. Öncesinde bir kitapta çizgi romanları var mı? Yoksa oyuna hani atıyorum Clone Wars'a gözükmüşler de oyuna Clone Wars'dan geçtiler. Şimdi oradan da buraya mı alıyorlar? Biliyor musun? Ya bunlara hakim değilim ama şey. Bunlar Legends'da geçiyor ve sanırım kanonda yoklar. Hı, hmm, anladım. Ya, o yüzden ilk defa görmüş sayılabiliriz belki de. Legends e, Disney'in eklediği değil mi? Legends Disney satın aldıktan evet. sonra eklendi. Filmler anladım. dışında olan her şey. Anladım. Okey. E, ben de zaten şunu soracağım ki sana yine e, daha önce de sormuştum ya Ya bu sitler ikili gelmiyor mu? Bunlar Hitler ne? Sitler ikili geliyor. Sitler ikili geliyor. Bunlar ne? Ya bunlar biraz Hitler bozmuyor mu bir şey? Bunlar ışın kılıcı kullanıyor ama Değil mi? ama yo, Force Güce dair bir uzmanlıklarını görmedik o kadar. Hayır hayır gördük. Kılıcı savuruyor gördük. ya. Kadın kılıcı savuruyor iki kere. iki kere diğer e, beyaz Aa, yüzlü evet, evet, herif hatırladım. tutuyor force'la yani. Force'la kullanıyorlar. Kılıçla kullanıyorlar. Hani Moff Tarkin gibi de değiller. Böyle arada da değiller. Sitler kişi. Tek şeyi bunun istisnası hı hı. sit çırağı kendi ben master olmaya hazırım ustamı öldüreceğim dediği zaman o bir çırak alabiliyor kendine böyle. Aa öyle mi? Evet. Ama işte kaç tane almış? <laughs> bu <da> yani. <laughs> Tabi bu arada e, bu noktada da ben biraz durdurup anlatacağım bunu çünkü eskiden Star Wars iki olmayan varsa bunları bilmemesi normal. E, Star Wars evreninde arkadaşlar güç karanlık taraf ve aydınlık taraf diye ikiye ayrılır ve iki tarafta da e, ne kadar güç kullanıcısı varsa güç o kadar bölünür. Dolayısıyla e, karanlık tarafın şöyle bir politikası vardır genelde. Sithler, e, karanlık tarafı karanlık taraf güçlerini kullanan insanlar iki tane olacak. Dolayısıyla güç paylaşımı az olacak. Çok fazla güç iki kişiye bölünmüş olacak sadece. Dolayısıyla çok güçlü olacak bu kişiler tarzında. E, Jedi ise Star Wars filmlerini izlediyseniz çok tane hatırlarsınız. E, Jedi'ler ise tam tersi konsey kurarak bin tane Jedi artık Jedi polisi yaparak <laughs> E, bu gücü daha çok bölme yönüne gidiyorlar ve daha sonrasında görüyoruz ki galiba sitlerin yaptığı daha mantıklıymış. E, ve bu sitlerde işte bir de ikili yönetimin olmasının sebebi şöyle bir esprisi var. E, bir sit eğer e, çıraklık konumundan usta usta ve çırak şeklinde iki kişi oluyorlar genelde. Çıraklık konumundan ustalık konumuna çıkmak isterse ustasını öldürmesi gerekiyor ve ustasını öldürmesi ancak kendisi ustasından daha güçlüyse. Makul e, ne denir ona? Mümkün olduğu için sitlerin içinde durmadan bir güç devinimi oluyor yani durmadan daha bir güçlenme durumu oluyor söz konusu oluyor yani şu anda bir usta var usta atıyorum 10 gücünde çırak 11 gücüne varınca usta'yı öldürüyor ve yerine geçiyor 11 güçlü oluyor o da kendi bir çırak alıyor ona onun aldığı çırak da 12 gücüne gelince onu öldüreceği için durmadan güç sayısı artıyor yani sayı vererek anlatmam gerekirse dolayısıyla Hani böyle mantıklar varken dün gidip bir sürü başka yeni sit almak bayağı ilginç geldi bana. Ya bilmiyorum neye ne kadar sadık kalmak istiyorlar. Onu açıklayacaklarını hiç düşünmüyorum. Bence ben de kesinlikle. bir noktada bildiğimizi varsayacaklar. Evet evet ben, ben zaten dinliyorum. bir noktada ben zaten bir noktada şöyle oldum. Ee, tam o Jedi'ı astıkları sahnede Obi-Wan bir görüyor <laughs> Fedeye asmışlar işte zaten senin de dediğin gibi yani asmışlar ama ölmüş mü ölmemiş mi anlamıyorsun. Çünkü aha asmışlar diyorsun ama boynundan Yarası Yarası beresi yok. Yarası beresi yok. Tertemiz. <laughs> ne yaptınız? Forza boynunu mu kırdınız? Tam hareketsiz duruyor. <laughs> evet evet ölmüş belki. Boynundan da asmamışsınız. Hı. Aklıma direkt şu geldi. O sahneyi gördüğüm anda Obi-Wan geldi ve cesedi gördü. E, dedim ki aha Force Heal kullan. Çünkü Force <laughs> Heal'ı en son filmlerde unlock ettiniz siz. Hadi madem Force Heal kullan diye isim geldi. Ama herhalde o filmleri sildiler diye düşünüyorum. Ama işte bir yandan onları silerken de hala ikili yönetme dö dönmüşte de değiller. Ya yani o kadar da orijinali dönmemişler. Bakalım arası nasıl olacak. Bir yandan da e, şey fikrine okey mi? Ha. Hani o e, Obi-Wan'ı kovalayacak, avlayacak bir takım sit olacak. Hani düşük seviye sit olacak ve Obi-Wan hepsini teker teker temizleyecek. O e, konsept ne okey mi? Belki bunlar alaylı sitlerdir. Ne gibi? Kendi kendilerini eğitmişlerdir. Yo bu arada onun da detayını veriyor. Ee, veriyor mu? Belki ikinci bölümde veriyor olabilir o yüzden çok minik bir spoiler olabilir ama bu evrene dairdir yani. Ee, onlar taraf değiştirmiş Jedi'lar. Order 66 sırasında. Hmm, anladım. Yani Anakin gibi başka Jedi'lar da varmış. Hani Anakin satiri aralarında en güçlüsü diye Lord Vader oluyor. Ee, hatta o şey sözü var ya. Ee, bir kere söyleniyor o yanılmıyorsam yine ikinci bölümde de tekrar diyor. Jedi will hunt themselves. E, ee, Jedi'lar kendilerini avlayacak. O, o söz oradan geliyormuş hani. Jedi'lar kendilerine döndü ve Jedi'lar e, hem ya birkaç anlama geliyor. Hem Jedi'lar iyilik yapmayı bırakamayacakları için kendilerini belli edecek ve öldürecekler. Hem de e, biz de eskiden Jedi'dık ve artık hani Sith'iz ve hani Jedi'ları biz Jedi olarak avlayacağız gibi bir anlamı var yanılmıyorsam. Anladım. Güzelmiş. Hı hı. Yani ben iki kuralını çöpe atmalarını çok umursamam. <laughs> Okey. Yeter ki diziye yani. hizmet etsin. Yani. Evet evet aynen aynen katılıyorum. Tam tam o konuda senleyim. Başka ne maddemiz var? İngilizce <laughs> konuşmalara <Kördülüyor> atlayalım ama. Okey. Nasıl buldun karakterlerini? Ee, dediğim gibi ben zaten görsel olarak yani oyunlarda görmüştüm orada işte bir de şey ne, ne zaman işte kadın karakterden bahsedilse de third sister olarak bahsediyor. Ben oyunu bitirmedim ama oyunda yanılmıyorsam ninth sister'ımı ne öldürdüm? Yani dokuz yanılmıyorsam dokuz kız kardeş var ve hani birinciye doğru güçleniyorlar tarzında bir olay var yanılmıyorsam. Nasıl Epey varmış. E Nasıl buldum? Ya order'ı nasıl sağlayamamışlarsa kız durmadan dik başlılık yapıyor ya. O biraz ilginç. Evet geldi. tam ben... bir sit. Şimdiye kadar nasıl karanlık tarafa dönmemiş de devrim olunca dönmüş. <laughs> hayır hayır o yüzden demiyorum ben sadece ya. Yani <laughs> Sit olsun. Sitlerin içinde de sonuçta bir düzen var ya. Hani komutanına laf edemiyorsun. Senden güçlü olanın altındasın. Lafını dinliyorsun vesaire. Niye hani öldürürler seni orada? Sen niye yani nasıl dik başlılık yapıyorsun ki? Neyse bilmiyorum. Bu dediğim gibi bu ikinci bölümde biraz daha şey oluyor. Göze batan bir olay. Ee, belki Yoksa bu üçü arasında hiyerarşi yok mu mıdır. diye düşündüm ben. Aynen ben de ilk başta onu düşündüm. İşte Ama, ama sonra diyor, baş İngiliz yoncu falan aynen, dedi. Aynen. Baş İngiliz diyor sonra. İşte hani bayağı Dövüşme sahnesinde karakteri öldürmeye çalışıyor ve karakteri öldürmeye çalıştığı yerde aniden Force kullanarak ışın Kılıcı'nı dur durduruyor ya. Yani bu kadar <laughs> ileri gitmemelisin sen. Hani nasıl yapıyorsun bunu? Seni direkt hapse koyarlar <laughs> ıslah ol diye. Bir de şey oğlum. Bu kızın Obi-Wan takıntısı var. Evet aynen sürekli böyle şey düşünüyorum. Ben bunu hiç gördüm mü? O wanın ne yaptığını gördüm mü? Bu kızın neyi kaybettiğini, Obi-Wan'ın ona ne, ne borçlu olduğunu gördüm mü? Aynen öyle, aynen öyle. Hayır görmedim. <laughs> Buna Herhangi bir şey anlatmadan giriyor yani. Okey bir tane kız varmış evet. ve kız büyük balık avlamak istiyor sadece. But yani. The ama bir şey de var, There is always a bigger fish. Nasıl? <laughs> Komple Star Wars mimleriyle gidelim mi? Always two there is. No more, no less. <laughs> Ya anladın mı? Bumi'nin boşa gitti şimdi. Olacak iş değil. Neyse. Başka ne maddemiz var? Kız konuşmaya devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Muhtemelen benim görmek istediğimden daha fazla göreceğiz. Muhtemelen bilin olacak ya. Kesinlikle. Muhtemelen bilin olacak ve... Ve yani daha şey... Son 3 filmde yaptıkları gibi işte Kylo Ren'i koydular, Rey'i koydular. İyi taraftan <laughs> kötü taraftan gördük sürekli. Aha öyle bir şey mi olacak diyorsun? Evet yani yarı yarıya Obi-Wan yarı yarıya Third Sister filmi olabilir bu. Ay olmasın ya. Çok kötü olabilir. İnşallah. Çünkü ya Darth Vader'ı da getirdiniz için konu kısmı. Ya Bilmeyenler varsa bu bir spoiler değildir. Ee, Hayden Christensen oynuyor. Herhalde öyle okunuyor ismi. Ee, yani Anakin evet. Skywalker oynayan karakter dizide yer alıyor ve bu açıklandı. Ee, ve yani röportajlar yapıldı vesaire vesaire. Dolayısıyla bekleniyor zaten hani Darth Vader'ın olması bu bir spoiler değildir. Eee Darth Vader olacak bu dizide. Darth Vader varken sen sana ne kadar yer gelecek? Niye yer gelecek? Gelirse de. Anlatabiliyor muyum? Evet, Biraz da daha... Darth Vader ve Obi-Wan asla karşılaşmayacak. E, muhtemelen. Aynen. Karşılaşmaması lazım zaten. Yani dördüncü filme göre. Hı, Hı Dördüncü bölüme göre. Aynen. Daha doğrusu. E, bana <laughs> keyifli gelen şöyle bir durum var. Obi-Wan aradan 10 yıl geçmiş ya. E, Order 66'den itibaren. 10 yıl boyunca Hı -hı. saklanmış Obi-Wan. E, Even McGregor 2005'te çekilmişti bu filmler. Yaklaşık olarak 17-18 yıl geçti ya. Evet. 17-18 yıllık süreci 10 yıl diye anlatmışlar ya. Dizide. <laughs> çok hoş böyle bir yandan çok hoşuma gitti hani şeyim böyle. Aa evet gerçekten yaşlanmış adam. Ama bir yandan da yaşlanması gerektiğinden daha çok yaşlanmış. Çökmüş yani anlatabiliyor muyum? Bana <laughs> öyle gelmedi Hayır hayır şey anlamında çökmüş diyorum. E, mantıken yani gerçek dünyada 18 yıl geçmiş çünkü. Önce 18 yıl yaşandı. Ama sen kurgu dünyada diyorsun ki 10 yıl geçti. 10 yıl için 18 yıllık yaşlanmış yani anladın mı? Yok mesela ben şeyi yiyorum. 10 yıl geçti ve Obi-Wan böyle görünüyor. Şeyi yemiyorum. Ee, bir 8 yıl daha geçecek. Hı hı. Ve Obi-Wan 4. bölümdeki gibi görünecek. Aa, 18 yılda mı oluyor? Yani buluk 18 yaşında falan duruyor. Hı, o yüzden içinde. anladım. Doğru diyorsun. Evet. O kısmı yemiyorum ben. Anladım. Ya, ama gerçi... Öyle deme şimdi bak. Saçlar çok aniden beyazlayabilir. Öyle deme. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Öyle. Ee, Leia Organa'yı gösteriyorlardı. Leia <laughs> Organa'yı o kadar Organa. göstermelerini beğendin mi? Kısa dokunmasınlar tarzı için misin? Ee, beğenmiyordum başta ama sonra plot o tarafa doğru gidince kaçırılınca vesaire hmm. tamam dedim. Ya ben emin değilim bundan. Çünkü Bilmiyorum ki. Bu karakterin işi miydi gerçekten? O bebanın işi miydi bu? Gitmesi gerekiyor Kesinlikle mu? Değil de. Değil mi? B bu arada ay şey konuşması o kadar saçmaydı ki onu söylemem gerekiyor. Parmak basmam gerekiyor konuyu. Bizim kızımız kaçırıldı. E ee, muhafızları yollayın. Yollamayız. bir <laughs> <laughs> şey <bantantarı> yollayın. <laughs> yollamayız. Niye? Sen gideceksin. Niye? Ben Çadarsın. varsın ya. <laughs> evet evet yani hani yollasanız da kocaman şeysiniz siz. Nedir o da? Senatörsünüz yani. Evet, bu şeye bağlanıyor işte. Çok ilginç gelmişti. Leia ve Obi-Wan daha önceden tanışmış 4. filmin öncesinden. <laughs> ona mesaj gönderiyor. <laughs> aynen, Yardım et Obi-Wan Kenobi. Aynen. Sen benim aynen. tek umudumsun. Aynen öyle. <laughs> Gerçekten sırf ona mesaj göndermek için öyle bir şey koymuşlar. Bir sezon mu olacak acaba? Biliyor musun? Emin değilim. Ya, rating yaparsa kesin uzatırlar. Bunu zaten ona zaten söyleyecek bir laf yok. Ee, onun dışında Oyuncular devam etmek ister mi? Ee, Hayden Christensen açıklama yaptı. E, kaskı takmaya devam etmek isterim diye. <laughs> Yarışçı gibi bir açıklama yaptı yani. Onun dışında zannediyorum Ewan McGregor da ister ya. Niye istemesin? Bilmiyorum, Ama bunlar... bilmiyorum. Ewan McGregor'ın böyle tam bir havası var. Hani sanki kötü projede oynamayacakmış gibi. Evet, evet. Ona İyi oyuncu havası var onda. Evet evet iyi oyuncu havası var yani. Hani umarım o hava gitmez. Hani umarım kötü olsa da oynayayım demez yani. Bir el atar. <laughs> çünkü ya Star Wars filmlerinde oynayan insanlar da Star, Star Wars'u biliyorlar ya çünkü Star Wars herkes biliyor ya gerçekten yazarları dışında. Hani. Umarım <laughs> batmasına <laughs> izin vermezler. Tek diyeceğim o. Umarım. Obi-Wan'ın PTSD'sine atlayalım mı buradan? Olur tamam atlayalım. Nasıl çökmüş adam ya. müzeviye dönmüş. Evet ya müzeviye dönmesini zaten bekliyorduk. Çünkü e, hatta biliyorsun dördüncü filmde daha da müzevi ya. Hı hı. Ee, yani daha da müzeviye dönecektir. Fakat <laughs> yani bak, insanları... ben şeye inanmıyorum. Ne? Obi Wan karakterini unutmuş. Hı hı. Ben köne boğmuşum. Evet evet aynen. O biraz ilginçti. Ee, nerede gördük onu? İkinci bölümde daha çok net, daha net görüyorsun bu arada. Birinci bölümde nerede görüyorsun? Ben diğer ile karşılaştığı zaman asla açık vermemesinden. <laughs> He, bu arada o sahne çok güzeldi bence ya. Evet. Hani, sen <laughs> ben kendim değilim. ben kendim. <laughs> <Kenobi. Hani, i̇sim benzerliğimi yaptın sen. <laughs> falan böyle hani tekrar tekrar tereddüt ettirmesi çok iyiydi. <laughs> Ondan sonraki e, olay da çok iyi bu arada. Diyor ya oradaki karakteri. E, sen en iyisi o ışın kılıcını git ve çölün ortasına göm diyor. Sonra, <laughs> neden çünkü ben de aynısını yaptım. <laughs> evet neden çünkü. <laughs> sonra gidip buluyor ya. Çok iyiydi <laughs> o ya. Bir de bulduğunda görüyorsun ya Anakin'in de kılıcı orada. Onu da koymuşlar. Aynen. Hani, bak baban bunu vermemi istemişti. I hate you. Ben <laughs> ya ben <buna> kum girmiş. Hayda. <laughs> 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 hayda. gerçekten çok fazla kayıplar yaşamış biri gibiydi. Bunu evet ama ama anlaşılabilir ya. Evet zaten e, o Ovunla konuşma noktasında da belli oluyor ya. Hı -hı. Hani e, zaten fragmanda da vardı işte. E, onun eğitilmesi lazım. Nasıl yani? Babasını eğittiğin gibi mi eğiteceksin? Çok barizdi. <laughs> ya oven sahnesiyle alakalı da şunu söyleyeceğim. O sahneyi notlara yazmamışız. Gelin olmuyorsam da. Araya sokuşturmayı deneyeyim, sıkıştırmayı deneyeyim. Ee, <laughs> bu Engizisyonculardan işte üçüncü kız kardeş gidip bir anda Ove'nu sorgulamaya başlıyor ya. Ay çok kötü o sahne. Sen ne oldu evet, da yani niye rastgele... Kişi evet evet. Niye sen rastgele köyden nasıl onu bulduğunda niye sorguluyorsun? Anlatabiliyor muyum? <laughs> hani bir de o kadar yiğitçe cevap veriyor ki o. Diyor ki Jedi'lar haşeredir. Bizim çiftlikte haşereler öldürülür diyor. Baya böyle sırtını sıvazlayıp şey falan demesi lazım. Üçüncü kardeşin. Buçuk, bu adam gibi olun. He falan demesi lazım. <laughs> hani, Örnek vatandaş. Aynen. Onun yerine diyor ki bunun ailesini öldüreceğiz biz. <laughs> bize bize Jedi'yi verin. Yani böyle saçma iş mi olur ya? Baya kötüydü o sahne. Hani, ya imparator böyle ayakta kalabiliyor mu? Evet evet. Niye sen rastgele kişiyi öldürdün? Hani rastgele yani rastgele kişiye gittin tuttun onu tuttuktan sonra sorguladın baya tam ne gibi sorguluyor biliyor musun? Sanki Ova'nın daha önceden Jedi saklamakla alakalı sabıkası varmış gibi sorguluyor. Hani altabiliyor evet, Tam evet. olarak tam olarak bunu hissettim. Şeyi düşündüm ya böyle Yahudiler Naziler gibi mi yapacaklar? Ne yapacaklar? <laughs> evet evet yani. Ne yapıyorsunuz siz? Hani anlayabiliyorum tam Jedi alacaksınız ama mesela şeytiri çok daha iyiydi. Ee, kız hancıya bıçak atıyor birisi havada durduruyor falan. O trik çok daha iyi. O iyiydi. çok iyiydi. Aynen çünkü orada hani bir, yandan da İngilizce çok cool cool konuşuyor ya dönerek. Ee, hı hı. E, Jedi, Jedi, kodu bir kaşıntı gibidir. Kaşımadan duramazsın vesaire diye. Baya tatlı o. Bir de şeyi beğendim. Çok atlayacağım ama girişe geri atlayacağım. Fazladan bir sahne eklemişler prequellere. Orada kadın eğitim verirken bir anda basıyorlar. Evet Türkleri evet değil, yani. değil, aynen öyle. Evet, değil evet. Ben. ben de böyle o sahne açılıp barışı oldum. Ulen yoksa Anakin'in Youngling'leri dövmesinden mi başlayacak falan oldum. Gerçekten oradan başladı. <laughs> evet evet harikaydı ya. Evet evet. Sali bunu söylemek istedim. Katılıyorum. E Obi-Wan'ın PTSD'si hakkında da <laughs> bütün prequel'leri rüyasında görmesine ne diyorsun? Ha. Bir tane bile atlamadı yani. Evet. Harikaydı. Keşke Graves'i ölürken falan da görseydi. Yani <laughs> Değil mi? hava sahneleri de görseydi. <laughs> General Kenobi. <laughs> Bu e, um, Luke'u çatıda yarış arabası sürerken sürer gibi yaparken görmesi çok tatlı. Hani Öyle. Direkt böyle aa okey senin babanı da ben tanıyordum küçüklüğünde ve baban da pod racingçiydi. Hani Aynı senin gibi hı hı. sadece gerçeğini yapıyordu. Sen belli ki pusisin falan tarzında bakası <laughs> ba Bayağı tatlı sahneler. Hani görüyorsun da karakterin neden üzüldüğünü, neden orada kaldığını, bir yandan yardımcı olmaya çalıştığını ama fazlalık olduğunu vesaire. Çok tatlı vermişler. Onun üzerine biraz Çok daha sahneler. gidebilirlerdi ama o şekilde de biraz Star Wars dışı olur yani. Star Wars aksiyon da lazım. Bir bölüm evet, yetti. Yet Last of Us olur. Aynen aynen öyle. Yani bir bölüm bir bölüm ilk bölüm güzel kesinlikle o yüzden o sebeplerden ötürü. Dediğim gibi Engizisyoncular da bir böyle karakterizasyon oturmamış gibi bir durum var. Hani yani e, çok, çok kötü kötüler olmaları gerekmiyor ki. Aynen aynen çok sığ yazmışlar o kısmı yani. Bu ne? Bu tam tam onu diyecektim biliyor musun? Tam kötü kötü şey diyecektim hani. Bu ne bu çok kötü. Bu e, karakterizasyonu nasıl? <laughs> kötü o. Hani nasıl nasıl yani? Acımıyor. Yetimden yani. çalıyor şu <laughs> an. Evet evet hani <laughs> Durum be artık. Bunun bir sınırı vardır sanki. Hani Kötü ama Emir dinliyor falan böyle hani. hı, hı. İkinci Dünya Savaşı komutanı gibi falan gibi bir arayış e, bu yani. Kötü ama titiz böyle. <laughs> kan esiliyor. Evet evet. Çok komik. <laughs> kötü ama kötü bu. Aa, i̇lginçti ya. Başka bir bandan var Yok, mı? Başa İngiliz Fena değildi. baş İngiliz Bence de bayağı iyiydi. Ben e, bayağı güneşli ben bir ortamda. Izledim. Ya. Evet aynen bahsedeceğim olay bu. Güneşli bir ortamda izledim. E, pencereme çıktı şu anda önünde duran penceremde içeri ışık giriyordu monitörüm de kenarda kaldığı için. Yani direkt camın yanında duruyor monitörüm. Hiç böyle sinema ortamı gibi değildi yani. Tam tersi daha sinema ortamıydı. Ekrana odaklanmayayım diye her türlü dikkat dağınıklığı, ışık vesaire vardı. Fakat e, o sahne o kadar etkileyiciydi, o kadar güzel oynandı ki orada hani bir de iki tur dönerken konuşuyor ya karakter. E, bayağı etkilendim, bayağı korktum yani. Aa dedim okey Star Wars'tayız şu anda korkunç bir karakter konuşuyor. Yani bunun ne nelere kadar olduğunu bilmiyoruz. Star Wars'un o western havasını çok iyi vermiş. Aynen, o sahne. aynen kesinlikle. Hani bak tehlikeli şeyler yaşanacak. Ne yaşanacağını bilmiyoruz. Bir güç taşıyor birisi ve ne kadar güç olduğunda bilmiyoruz. Sadece korkutucu ol olabileceğini biliyoruz falan. Baya tatlı ya. O sahne gerçekten. Hı, -hı. Qui-Gon diye bir tane başlık yazmışım buraya ama çok kısa konuşacağım hı. bunun hakkında. Hı hı. Yani sadece ters köşemi anlatacağım. Ben Obi-Wan'ı o ateşleyen ve artık tamam olmam gereken adam olmam zaman geldi. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Diyen Qui-Gon'du. Okay. Evet yani tamam. şey olacak diye düşünmüştüm. Qui-Gon'un ghost'unu artık görmeyi öğrenecek ve o toparlan bırakma kendini diyecek. O da tamam ustam diyecek ve <laughs> yola olacak gibi düşünmüştüm ama Hı. Bunu Sorma. Senatör organ ne yaptı. Ben de bunu nerede düşündüm biliyor musun? Ee, bu ilk başta prequel sahnelerini gösterirken çok net bir şekilde Yoda'nın sözünü koymuşlar. Eski bir normalde sözde şöyle diyor Yoda 3. filmin sonunda. Eski bir dost e, iletişim kurmayı öğrenmiş öbür taraftan diyor tamam mı? İşte Hı -hı. ve burada bırakıyorlar 3. filmin sonunda. Daha sonra son iki evet. filmlerde zaten görüyoruz biz hani okey bunu yapabiliyormuş karakterler, Force Ghost olabiliyormuş vesaire diye. Ee, bana ilginç gelen kısım şuydu. Bunu tam emin değilim doğru mu kesmişler. İşte çünkü biraz editlenmiş gibi bir versiyonu vardı. Diyor ki ya diyor bir tane e, öbür taraftan iletişim kurmayı öğretecek ustamız var diyor sana. Hani Qui Gon'u kastederek. Anlatabiliyor muyum? Normalde evet. bildiğim kadarıyla filmlerde böyle bir şey demiyor sana iletişim öğretecek falan olayım. demiyor. Aynen. hani ee, bir, galiba orayı değiştirmişler. Beni düzeltin. Benden daha iyi iki vardır illa bu konuda. İki, e, o sahneyi gördüğüm anda prequel editinde dedim ki oha Liam Neeson gelecek kesin. Hani kesin yani. Bu çünkü <laughs> oyuncularda vesaire görmedim. Şu anda ilk bölümde yok. Evet ben oyuncuları hemen kontrol ettim. Ve acaba getiremedikleri için mi koymadılar? Değil mi? Değil, Değil mi? acaba. yani. yani. Çünkü tam uymuyor ya. İşte bir gün kızım kaçırıldı. Ben şu gezegendeydim. Hı hı. İşte aradığım adam reddetti beni. Ben de onun gezegenine gittim. E değil mi yani? Ben de onun gezegenine gittim ve konuştum. Ve ya e, üf, Bu kez kabul etti. Diyorum ya. <laughs> hani e, Leia diyor muydu ilk bölümde hatırlamıyorum. Belki de ikinci bölümde diyor ama. Bir noktada diyor ki kaçıran adamlara. Ya diyor siz beni kaçırdınız zaman benim ailem ark arkanızdan ordu gönderecek diyor. Çünkü hı hı. senin ailen bu güce sahip. Yani ama göndermiyorlar nedense. Biz Bir adam göndermeyi tercih ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çok ilginç. Zaten ailesi de şey diyor ya. E, fidye de istemediler. Neden kaçırdıklarını bilmiyoruz diyor. İşte. Hani gerçekten fidye istemedilerse neden kaçırıldı acaba bu karakter? Bana epey ilginç geldi oralar. Üçüncü İngiliz yoncu. Obi-Wan'ı tuzağa çekmek istediği için yapmış aynen, bunu. Aynen ama yani. Ama Obi-Wan ve Leia arasındaki bağı nereden biliyor? Hiç bilmiyorum. Çünkü ee, yani bunu Darth Vader'dan gizli tutmuşlar. Aynen öyle değil mi? Yani gerçekten Darth Vader'dan gizli. Öf! Evet ya! Kesinlikle katılıyorum. Küçük bir spoiler vereyim. Bu spoiler değildir de yani. İkinci bölümde onu açıklıyorlar. Ve açıklama şu şekilde. E, data şeylere baktım. Eski arşivlere baktım. He, Okey. Şey. Leia ile bağlantı kurmuyor. Okey hatırladım. Leia ile alakalı bağlantı kurmuyor. Senatörle mi kuruyor? Senatörle kuruyor. Diyor ki senatörle klon savaşlarında beraber savaşmışlar diyor. Yine de ucuz yani. <laughs> çok ucuz yani. Askerlik arkadaşıymış. Aynen öyle. Herhangi bir asker de kaçırsaydın o zaman ya. Gerçekten. Ne yaptın sen? Hani bu senatörle... Neyden demişken? Oradaki haydutlar hakkında konuşmak istiyorum. Güzel. Kostümleri hakkında. Aynen. Konuş. Çok iyilerdi. İyiler miydi sence? Bu kadar. Bence Ana. çok havalılardı ya. Öyle mi diyorsun ya? Oyunculukları tırt. Oyunculukları tırt kesinlikle <laughs> çok ama tırt. çok iyi görünüyorlar. Baya böyle şey oldum hani. Aa fan fiction'a döndü. Çok hızlı bir şey çıktı. Işte. <laughs> moda ikonu gibi görünüyorlar yani. Oğlum ben o kadar dikkat etmedim ya. Ama şey geldi hani. Aa okey. Yani Star Wars dur bu da. Şık haydut. Ama. Evet yani galaksinin dışında... en iyi giyineni falan. Çok iyi. Ya oyunculukları kötüydü ve muhtemelen senaryoları kötüydü. orada. Yazımları. Baya. <laughs> Dediğim gibi hani. Üçüncü kardeşi nasıl yazdılarsa üçüncü kız kardeşi hani bak Hı -hı. bu kötü çok kötü diye. Aynı o haydutları da şöyle yazmışlar. Bunlar haydut. Haydut kaçıracaklar. falan böyle yazmışlar Hı -hı. yani anlatabiliyor muyum? Doğaçlı Ne şey gibi. Ne yapalım? E -hoye -hoye falan işte. <laughs> Güzel de birbirlerinden çok ayrışmıyorlardı. Hı -hı. O yüzden falan bunlar bir iki bölümü ölecek gibi. Evet, evet o zaten ya o zaten çok barizdi işte. Diyorum ya bunu oyunculuk ve senaryoyla vermek çok komik ya. Yani bırak birkaç şeyi de biz tahmin edemeyelim artık. Başka bir konum var mı? Başka bir konum. Cj ve Puppet konuştuk. Hı hı. Dune hakkında kum yorumları yaptık. yaptık. Dune'daki kum çok iyiydi, buradaki kum çok <gülüyor> kötüydü. <gülüyor> yani Dune sonra gerçekten görsel efektler birazcık tırt geldi. Anladım. Ben ama hem dizi olması da, var da, hem de da, Diyon'un yani. çok büyük bir film olması var. Evet. Ben onu efektler konusunu e, ilk işte en engizisyoncular gelirken e, uçak iniyor o sahnede düşündüm. O sahnenin cc'yi çok muazzam. bayağı dedim ki aa okey gerçek bir uçak inse bu şekilde gözükürdü zaten dedim o sahnede. Ama işte dediğim gibi birkaç saniye geçtikten sonra o kum çöl faresini görünce hani orada dedim ki aa acaba burada papat mı kullansaydınız zaten minnacık bir yaratık. Çünkü uçakta papat kullanamayabilirsin onu anlarım. Ki onda da kullanıyorlar yani çoğunlukla. Biliyorsundur belki görmüşsündür. Genelde Millenium Falcon sahneleri vesaire Gerçek boyutta Falcon da çekiliyor. Gördüm. Gerçek boyutta mı? Aa doğru gerçek boyutta. Gerçek boyutta Millenium Falcon koyuyorlar yani. Benden bu kadar. O zaman benden de bu kadar. Sevgili izleyenler. Bu tarz içerikler umarız gelmeye devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Deniz Fantastik Sever beydim. Yanımda sevgili Baychowski vardı. İyi günler. İyi günler. Ne kadar sürdü? Durlen kayıtları bitiriyor. <laughs>